seçime doğru yapmamız gerekenler ve devamında olması gerekenler. Milletçe yine yeniden bir seçim arefesindeyiz. Her mümin oyunu kullanırken İslami ve insani açıdan bakarak İslam'a kim daha çok destek olur düşüncesiyle seçimini yapmalıdır. Ayrıca oyunu kullanırken yaygara yaparak veya ifşa ederek değil gizli bir şekilde yapmalıdır. Efendi Hazretlerimizin üstadı, dört mezhep müftesi Ali Haydar Efendi babamız Seçim zamanına kadar konuşmaz, seçim zamanı gelince gizlice oyunu verir ve hizmetlerine devam ederdi. Alaydar Efendi babamızın düsturuyla hareket ederek bizler de hiçbir şekilde şucuyuz, bucuyuz diyerek insanları yönlendirmeden hareket etmeliyiz. Yersiz hamaset yaparak insanların kalplerini kırmadan kendimizden ve tarikatımızdan uzaklaştırmamalıyız. Kısacası her Müslüman bu vazifeyi sağduyulu bir şekilde yerine getirmelidir. Bununla birlikte kesinlikle şu gerçekleri de unutmamamız lazımdır. Başımıza kim gelirse gelsin, yılmayacağız, hizmetlerimize devam edeceğiz. Halbuki bizlerin en büyük eksiği seçimlerden sonra İslami kesim kazanırsa iş tamam mantığı ile rehavete düşmemizdir. Unutmayalım ki dinimizin bekası parti ile particilerle olmaz. Alaydar Efendi babamızın tabiriyle Dinin bekası emri bil maruf ve nehyi anil münker'e bağlıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz nasılsanız öyle yönetilirsiniz hadisi şerifi gereğince eğer bizler şuurlu birer birey olursak zaten başımızdakiler de bizi takip edeceklerdir. Dikkat ederseniz hadisi şerifin başındakiler iyi ise siz de iyi olursunuz buyurulmuyor. Bu sebeple başımızdaki yöneticiler ne kadar iyi olursa olsun ya da ne kadar salih bir Müslüman olursa olsun, onları da büyük imtihanlar bekliyor demektir. Tabansız tavan olmaz. Tabansız tavan bir gün çökmeye mahkumdur. Hep beraber incelediğimiz zaman 2002-2015 yılları arasını şükürler olsun başımızdaki insanlar imanlı, secde ehli, Kur'an ehli yöneticiler olmasına rağmen haram deryasından bir türlü çıkamıyoruz. Kumarhaneler, zinalar, madde bağımlıları Şuursuz bir gençlik çoğaldıkça çoğalıyor. Bu sebeple bizler müminler olarak rehavete kapılmayacağız. Dini mübin İslam'ın ihyası için daha çok mücadele edeceğiz. Kapı kapı partileri anlatmak için değil, kapı kapı Rabbimizi, peygamberimizi, kitabımızı, dinimizin güzelliklerini anlatmak için dolaşacağız. Yöneticilerimiz de bu işleri yapabilecek kişilere gerçek manada sahip çıkarsa, Bak o zaman milletimizin güzelliklerine. Ecdadımıza göz attığımızda hep beraber bakalım. Kitaplarda ve arşivlerimizde bunlar mevcut. Askeri nizama 1 lira harcanmışsa dine, ilme de 1 lira harcanmıştır. Her daim eşit görmüşlerdir. Bu durum peygamberimiz zamanında da öyleydi, Selçuklular zamanında da öyleydi, Osmanlı'da da öyleydi. Başımızdaki yöneticilerimiz bu güzelliği kendilerine ölçü alırlarsa kendileri içinde yaşanabilir bir Türkiye göreceklerdir. Çünkü şuursuz polis, şuursuz asker, şuursuz öğretmen yine senin başına patlayacaktır. Bu sebeple manevi akımı güçlendirmek, manevi akımlara hakiki manada destek olmamız gerekmektedir. Bu işler %50'leri yanına almak ile olmaz. %99'unu al istersen. İslamsız bir hayat, Rabbini, peygamberini, Kur'an'ını tanımayan insan sana her zaman mutlaka imtihan olacaktır. Yazımıza şu manidar kıssa ile son vermek istiyorum. Selçuklu bütçesinde eğitime ayrılan para. Melikşah tahta geçtikten sonra divan toplantısında her kurumun kendi bütçesinde yapmasını istedi. Çalışmalar başladı. Gelirler toplandı, giderler hesaplandı. Nihayet bütçeler Sultan Melikşah'a arz edildi. Melikşah Hepsini tek tek inceledikten sonra görüyoruz ki bütçemizde yoksullara, muhtaçlara, yetimlere, dervişlere, ilim tahsil edenlere, sanatkarlarla pek bir şey ayırmamışsınız. Bu saydıklarımız için bütçeye 300 bin altın konsun dedi. Bu emir zamanın harbiye nazırını rahatsız etti. Sultanın teklif ettiği mebla neredeyse tüm askeri harcamalara eşitti. Ona göre devletin genişleyip büyümesinde, korunup yükselmesinde, Savaşlarda zafer kazanıp ganimet toplanmasında en büyük pay alimlerin, dervişlerin, yetimlerin, sanatkarların değil ordunundu. Sultan Melikşah orduyu medrese mollalarıyla bir tutuyordu. Daha fazla dayanamadı. Bu miktar para ordunun bütçesine eklenirse Bizans'ın surlarını dahi aşarız dedi. Sultan Melikşah "Yanlışın var." diye cevap verdi. "Biz şimdiye kadar alimleri, fakirleri, dervişleri Yetimleri, muhtaçları gözetmeseydik ordumuz değil yeni beldeler fethetmek başkentimizi bile korumaktan aciz kalırdı. Hepsini tek tek süzdükten sonra devam etti. Biz memleketleri kılıçtan evvel yoksul takımı ve derviş molla kısmının dualarıyla fethederiz. Duanız olmasaydı ne ehemmiyetiniz olurdu. Buyuran Cenab-ı Hakk'a yemin ederim ki bütçemizde yapılan en hayırlı yatırım budur. nizam ı Mülke döndü. Söylediklerim yanlış mı vezirim? Baba yadigarı, şanlı vezir, hayran hayran Melikşah'a bakıyordu. Hayır sultanım, çok doğru söylüyorsunuz. Askerlerinizin okları bir milden öteye geçmezken, Nizamiye medreselerinde yetişen manevi ordunun duaları arşa ulaşıyor. Selçuklu devleti ikisinin sayesinde gelişecektir. Hatırlatmak bizden, ecdadımızı örnek almak sizden, muvaffakiyet Allah'tandır. Fatih Medreseleri Yazı işleri Kurulu